Evet, iyi akşamlar değerli takipçilerimiz, kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Bir canlı yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. Dün önemli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik canlı yayında. Bugün bir değerli konuğumuz daha var canlı yayınımızda. Sayın Büyükelçimiz, ben Büyükelçimiz İlhan Saygılı Bey, bugün canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Cemil Bey. İyi akşamlar diliyorum hem size hem bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza. Saygılar sunuyorum. Nasılsınız? Korona günleri İsviçre'de nasıl geçiyor? Siz nasıl geçirdiniz bu günleri? Sağ olun. Tabii öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum tüm vatandaşlarımıza. Kolay geçmiyor açıkçası. Zor bir süreç. Bizim için asıl olan insan sağlığı ve insan hayatı. Herkes için esasen öncelik bu. Bunu temel alarak yürüyoruz. Burada tabii zorluk yaşayan vatandaşlarımız oluyor. Onların her zaman yanındayız. Onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Tabii konsolosluk hizmetlerimiz sorarsanız ileride onları da cevaplandırırız. O konuda da İnşallah. bazı adımlar atacağız. Şimdi sadece acil durumda olanların işlemlerini yapıyoruz ama önümüzdeki haftadan itibaren bazı değişikliklere de gideceğiz. Diğer konularda da tahliye süreci olsun, vatandaşlarımızın sorunları olsun, STK'larla işbirliği olsun. Yoğun bir mesaimiz var burada arkadaşlarla birlikte. Tabii sağlık açısından tam kadro çalışmıyoruz. Düzenli sırayla arkadaşlarımız buraya geliyor. Hem sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, hem hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, hem de aynı anda çok sayıda arkadaşımızın da büyükelçilik ve başkonsolosluk binalarında olmamasına dikkat ediyoruz. İnanın zor bir süreç. Tabii bir yandan da aklımız Türkiye'de. Türkiye'den yakınlarımızda hem insanlarımızda onlarla da hep irtibat halindeyiz. Allah hepimize yardımcı olsun bu süreçte. Efendim, bazı soruların başlıklarını siz vermiş oldunuz. Evet, yayın akışımızda bugün birbirinden önemli konuların, soruların cevaplarını bugün aydınlatacağız ve cevabını birinci ağızdan sizden buradaki toplumumuza aktarmış olacağız. Gün boyu bana çeşitli kanallardan sorular geldi. Şunu da sorar mısın, şunu da sor, lütfen şunu da aydınlat. Mümkün olduğunca bu soruları sizlere sorup, birinci ağızdan vatandaşları aydınlatmaya çalışacağız yayın akışımız içerisinde. Efendim, şimdi soruların şöyle başından başlayalım. Bugün İsviçre'deki vatandaşlarımız, STK başkanları sizin açıklamalarınızı merakla bekliyor. Sadece İsviçre'de değil, yaz ayı ile ilgili yapacağınız açıklamalar İsviçre'nin dışındaki tüm gurbetçileri, Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşları da aslında yakınını ilgilendiriyor. Buradaki vereceğiniz yanıtlar da onlar için çok aydınlatıcı olacak. Öncelikle geçtiğimiz günlerden başlamak istiyorum. İsviçre medyasında tahliyelerle ilgili buradaki vatandaşlarımızın ve Türkiye'de kalan ve buradan dönemeyen vatandaşlarımızın uçuşların kısıtlanması ile ilgili tahliyelerle ilgili olumsuz haberler yansıdı. Türkiye vatandaşlarını ortada bıraktı gibi. Bununla ilgili yapılan çalışmaları biz biliyoruz ama burada vatandaşlarımızı aydınlatır mısınız efendim? Ya orada esasen bir basın mensubunun haberi de değil o. Biliyorsunuz günlük dağıtılan bir gazeteye gönderilen bir okuyucu mektubunun yayınlanması şeklinde. Biz esasen çok da ciddiye almadık. Çünkü ülkemizin neler yaptığını biliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla ne kadar büyük bir azimle çalıştığının farkında olduğunu bilincindeyiz. Ondan dolayı esasında çok inanın ciddiye almadık. Biz görüştüğümüz İsviçreli dostlarımızla hem Türkiye'nin mükemmel sağlık sistemi hem buradaki olağanüstü büyük bir başarıyla yürütülen tahliye operasyonları konusundaki olumlu ifadelerini biliyoruz. Yani İsviçre kamuoyu o bir tane işte yorum şeklinde çıkan haberden ibaret değil. Türkiye burada büyük bir inanın tarih yazdı, yazıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vatandaşlarımızın Ramazan'dan önce ülkelerine gelmeleri hususunda geçici sürede yurt dışında bulunanları o çerçevede hepimiz üzerimize düşen görevi yaptık diye düşünüyorum. El birliğiyle oldu bu. Hem bizim arkadaşlarımız, hem Türk Hava Yolları, hem STK'larımız, hem vatandaşlarımız. Burada büyük bir birlik ve dayanışma örneği gösterdik. 100'den fazla ülkeden 65 bin vatandaşımız tahliye edildi. Bu inanın kolay bir rakam değil. Yani 65 bin kolay telaffuz ediliyor ama
hayata geçirmek hiç de kolay değil. Çok zorlu süreçler yaşandı. Sayın Bakanımızın açıklamalarını, Dışişleri Bakanımızın açıklamalarını takip ediyorsunuz. Orada neler yaşandığını örnekleriyle gayet güzel anlattı. Ben şimdi tekrar etmeyeyim Sayın Bakanımızın ifadelerini. Bu noktada çok başarılı bir sınav veriyoruz Türkiye olarak. Söz açılmışken, yani olağanüstü başarılı bir sağlık sistemimizin olduğunu ortaya koyduk Türkiye olarak. Çok şükür rakamlar arttı, kısa zamanda arttı. Ama bunları kontrol edebildik. Vefat sayılarımız nispeten düşük kaldı. Bu da Türkiye'nin tedavi sürecinde de başarılı olduğunu söylüyor. Yoğun bakım ünitelerinde zorluk yaşamadık. Solunum cihazlarında zorluk yaşamadık. Çok kısa bir süre içinde Türkiye kendi solunum cihazlarını, yani dünyaya örnek olacak tarzda, ve örneği yok, farklı kurumların, şirketlerin bir araya gelmesiyle kısa zamanda, 2 hafta içinde solunum cihazı ürettik. Ve bunu yurt dışındaki ülkelere de, örneğin Somali'ye gönderdik. Gerçekten çok büyük bir başarı hikayesi. İşte filyasyon yöntemiyle korona virüsünü kapmış vatandaşlarımız ve onların irtibat halinde olduğu vatandaşlarımız tek tek takip ediliyor. Onlar kontrol ediliyor. Belki biliyorsunuz, bir kısmınız biliyordur, ben Patsalıyım. Ailem de orada, annem de orada şu anda. Tabii her gün konuşuyorum, merak ediyorum. Yani 75 yaşında sağlığını. Bir de vakaları takip ediyorum. Mesela Fatsa'da son 6 gündür hiç korona vakası olmadı. Yani Anadolu'da insanlar çok dikkatli. İstanbul'da tabii nüfus yoğunluğu fazla olduğu için biraz daha zor oluyor orada kontrol altına almak, ama görüyorsunuz rakamlar düşüyor. Biraz dün biraz yükselme oldu ama önümüzdeki günlerde bunlar yine düşecektir. Hastanelerimiz iyi. Sağlık çalışanlarımıza, sadece Türkiye'deki değil, İsviçre dahil dünyadaki tüm sağlık çalışanlarına buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Canları pahasına burada büyük bir fedakarlık göstererek olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Hepsi başımızın tacı. Yani nasıl teşekkür etsem onlara bilemiyorum. Gerçekten. Yani gerçek birer kahraman her biri. Şükranlarımı bir kez daha onlara ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi burada bu süreçte bu küçücük bir habere takılıp kalmamak lazım. Hem Türk insanı hem yurt dışında yaşayan Türk STK'ları çok başarılı burada görev ifa ediyorlar. Onun için de hepsine teşekkür ediyorum. Efendim, son burada kalanları yolcu ederken başkonsoloslarımızla birlikte Zürih'te havalimanındaydınız. Buradaki vatandaşlarımızı ana vatanı uğurladınız. Bundan sonra da tahliye uçuşları öngörülüyor mu acaba? Burada tek tük kalanlar var galiba. Zorunlu olma veya kendi arzularıyla burada kalanlar da var. Ama önümüzdeki aylarda da gitmeyi arzulayanlar da var. Bunlar için acaba başka yeni uçuşlar gerçekleşecek mi? Şimdi şöyle, biz 2 seferde, yani 2 ayrı tarihte toplam 360 vatandaşımızı tahliye ettik İsviçre'de. Ve malumunuz olduğu üzere bu vatandaşlarımız yurt dışında geçici süreyle bulunanlardı. Yani burada oturumu olan, çifte vatandaş olanlar için değildi. Ve bu vatandaşlarımızın en azından İsviçre için bizim bildiğimiz kadarıyla tamamı gitti. Belki birkaç tane istisna olmuş olabilir ama bana ulaşmış. Ben gitmedim, tekrar gitmek istiyorum diyen örnekte pek yok. Ama çok azdır onlar. Şu anda öngörülen başka tahliye uçuşu yok. Zaten inşallah çok uzun olmayan bir sürede de uçuşlar tekrar başlayacağız. Başlayacak. Biz de yakından bunu takip ediyoruz. Ama şimdilik böyle bir tahliye uçuşu öngörülmüyor. Şimdi Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını 28 Haziran'a kadar, pardon 28 Mayıs'a kadar resmi olarak ertelendiğini biliyoruz. Bundan sonra da uçuşların başlayacağı gelen haberler arasında yaz aylarında Avusturya ve Almanya'ya yönelik uçuşların olduğu, yine basından takip edebildiğimiz kadarıyla bu yönde haberler var. Efendim, son bilgiler sizde. Siz de mutlaka yetkililerle de görüşmüş olabilirsiniz. En yetkili ağızdan sizden de bu konuda vatandaşlarımıza bilgi aktarmak isteriz. Yaz ayı ile ilgili ve önümüzdeki aylarla ilgili Türk Hava Yolları'nın uçuşları ile ilgili bilgi verir misiniz? Tabii İsviçre özelinde konuşursak 28 Mayıs'a kadar sizin de söylediğiniz gibi buradan bir uçuş öngörülmüyor. 28 Mayıs sonrasına ilişkin durumun ne olacağı da henüz net değil. Bu basında çıkan işte 19 ülkede Haziran başında seferlerin başlayacağı, 73 ülkede de Temmuz başında seferlerin başlayacağı yönündeki haberler Türk Hava Yolları tarafından teyit edilmiyor.
basında yer aldı ama resmi kurumlarımızca bu yönde bir açıklama yapılmadı. Bu henüz belli değil. Yani bu hangi ülkeden başlayacak, ne zaman başlayacak? Tabii bu sadece Türkiye ile ilgili bir konu da değil. O ülkedeki durumlara da bakılıyor. O ülkedeki hasta sayılarına da bakılıyor. Mesela Amerika'da oranlar çok yüksek. Yani şu anda New York'a bir uçuş yapmak herhalde çok riskli olur. Havayolları açısından. Ülkelere de bakılacak, oradaki sayılara da bakılacak. Ve ona göre işte bilim kurulunun da önerileri doğrultusunda hem yurt içi uçuşlar hem yurt dışı uçuşlar ona göre planlanacak. Ama şu an itibariyle kesinleşmiş bir şey yok, onu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan bu yönde çok sorular gelmişti. Bunun cevabını da vermiş oldunuz bu şekilde. Bir başka soru da karayolu üzerinden Türkiye'ye gidebilir miyiz bu yaz? Siz ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili efendim? Bu doğrudan doğruya uçuşlarla ilintili bir husus. Yani uçuşlar açılmadan karayoluyla Türkiye'ye gidilmesi uygulamasına başlanması öngörülmüyor. Uçuşlarla eş zamanlı olarak başlayacak. Bunu söyleyebilir bu aşamada. Yani onu uçuşlarla karayolu aynı zamanda olacak. Evet, bu da yanıtını bulmuş oldu. Bir başka yine bugün çok gelen sorulardan bir tanesi, yaz ayında Türkiye'ye şayet tırnak içinde uçabilirsek karantina olur mu? 14 günlük karantina, zaten 3 hafta tatilimiz var, 2 haftada karantinada kalırsak diye bu şekilde endişeler var. Ve bir de dönüşte belki burada firmalar tarafından insanlara kendi gönüllü olarak izole etmeleri, karantinaya almaları yönünde tavsiyeler var. Bununla ilgili de görüşünüz nedir efendim? Ne zaman kalkacak karantina? Ya bu sorular için de biraz vakit erken. Birincisi Türk Hava Yolları'nın ya da diğer havayolu şirketlerinin uçuşları hangi koşullarda gerçekleştireceğini henüz bilmiyoruz. Yani bu konuda işte bir korona testi yapılacak mı, yapılmayacak mı? Terano testinden geçmiş insanların uçması sonrasında herhalde karantinaya alınması durumu söz konusu olmaz diye düşünüyorum ama bunlar için gerçekten zaman biraz erken. Türkiye kararlarını doktorlarımızın, bilim adamlarımızın içinde yer aldığı bilim kurumunun verdiği kararlar doğrultusunda alıyor. İşte bu yurt dışından gelen vatandaşlarımızın karantinaya alınması uygulaması da bu çerçevede oluyor. Onun için şu anda bunu bilemiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir de Türkiye'de ve dünyada kararlar biliyorsunuz gün be gün alınıyor. İsviçre'de de öyle. Bir takım kararları alıyorlar ama 2 günde bir, 3 günde bir tekrar duruma bakıp, sayılara bakıp verdikleri kararları teyit ediyorlar, uyguluyorlar veya uygulamıyorlar. Onun için bu noktada bağlayıcı ifadeler kullanmak herkes açısından çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Zamanı gelince zaten duyurular yapacak. Bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum. Büyükelçiliğimizin, başkonsolosluklarımızın Facebook, Twitter sayfalarını ve web sitelerini vatandaşlarımız çok sık takip etsin. Yani biz her konuda açıklama yapıyoruz, duyurular yapıyoruz. Bir de bizim misyonlarımız, hem büyükelçiliğimiz hem başkonsolosluklarımız vatandaşlarımızın hizmetine her daim açık. Onu sorduğunuzda da cevaplarım ama mesela bizim telefonla bize ulaşılamaması diye bir durum söz konusu olmamalı. Yani bir vatandaşımız aramış, bana mesaj atmış, ona da yazdım. Yani mesajlara da cevap vermeye çalışıyorum. İşte bir de teşekkür ediyoruz. Zürih Başkonsolosluğumuzu normal hattan aramış. O sırada arkadaş meşguldü. Ama işte duyuruyu tam okumamış. Orada halbuki acil telefon hattımız da var. 24 saat açık misyonumuz içinde. Bazen diğer telefon meşgul olduğunda o cep telefonundan da arayabilir. Onu aramamış, e-mail yazmış ama e-mailine 6 dakika sonra cevap almış. Zürih Başkonsolosluğu'ndan. Ve onun için de bir yandan sitem ediyor, bir yandan da teşekkür ediyor. Biz çok sık kontrol ediyoruz. Ben de bütün misyonlarımızı arıyorum. Arkadaşlar telefonda mı, değil mi? Çok sık buna çok dikkat ediyoruz. Yani vatandaşlarımızın telefonla bize ulaşmaları çok önemli. Mutlaka ulaşabilmeleri gerekir. E-maillerimiz var. Onlardan bize yazabilirler. Biz ulaşılabilir olmak istiyoruz ve oluyoruz diye de düşünüyorum. Bizim aynı zamanda bir destek masamız var Dışişleri Bakanlığı'nda. Sadece korona krizi boyunca 80 bin vatandaşımız bizi aramış bu destek masasını ve onlara kontrol hepsine bakılıyor. Yani bütün mesajların altına yazılan yorumları dahi biz takip ediyoruz. Ve o yorumları yazan vatandaşlarımızla irtibata geçmeye çalışıyoruz. Dün çok enteresan bir şey oldu. Bir vatandaşımız yorum yazmış. İşte biz de ona şöyle, Zürih Başkonsolosluğumuza şöyle yazdı.
işte verirsin, irtibat bilgilerini verin, lütfen biz sizinle irtibata geçelim diye vatandaşımız da şey diyor, ben size defalarca yazdım, nokta. Yani için alamadık henüz irtibat bilgilerini. İnşallah yani bize ulaştırırsa biz kendilerine irtibata geçeriz. Bu vesileyle de kendisine mesajımı iletmiş olayım eğer izliyorsanız. Evet. Uçuşlarda kalmışken yine uçuşla alakalı bir başka soruyu geçmek istiyorum. Şimdi bu korona döneminde de çok acılı aileler de oldu. Bazı yakınları vefat eden Türkiye'de ve buradan gidemeyenler de oldu. Kimseye böyle bir acı yaşatmasın diliyoruz tabii ki. Önümüzdeki süreçte de daha bu zor günler tabi bitmedi. Uçuşlar gelene kadar devam edecek. Bu noktada acaba önümüzdeki dönemde de burada yakınları Türkiye'de vefat edenler Türkiye'ye gidebilecek mi? Herhangi bir olanak, imkan var mı? Şimdi şöyle, biz istisnai bir uygulama olarak vefat eden vatandaşlarımızın maaşlarını Türkiye'ye gönderebiliyoruz. Burada İsviçre makamları da bize yardımcı oluyor. Diyanet Vakfımız da iyi çalışıyor burada. Bütün tedbirleri alıyorlar. Konsolosluklarımız da gerekli işlemleri hızla tamamlıyor. Şu ana kadar sayısal anlamda her can çok değerli. Yani bütün vefat eden tüm İsviçrelileri, İsviçrelilerin toprağı bol olsun. Biz Türk vatandaşları açısından bize ulaşan bilgilere göre 4 tane vatandaşımız vefat etti. Allah hepsini gani gani rahmet eylesin. Türkiye'ye gönderebildik vatandaşlarımızı ama beraberlerindeki yani yakınlarını Türkiye'ye gönderme imkanımız maalesef yok. Uçuş imkanı yok. Sadece naaşları gönderebiliyoruz. Onların da yakınları özel izinle havaalanına gelip naaşları teslim alıp işte nerede defnedilecekse oraya kadar kendilerine eşlik ediyor, cenazemize eşlik ediyor. Bunu yapabiliyoruz ama cenazeleriyle birlikte Türkiye'ye gitme imkanı maalesef yok. Zaten öyle bir imkan olsa bile 2 haftalık biliyorsunuz karantina süresi var. Evet. Bir de o boyut var işin ama uçuş da yok. Onun için cenazeleri gönderebiliyoruz ama yakınlarını gönderemiyoruz. Zor bir süreç. Evet. Çok zor. Allah hepsine yardımcı olsun. Hepimize yardımcı olsun. Yani hepimizin başına gelebilir böyle şeyler. Bizim de başımıza gelsin. Allah gecinden versin hepimiz Aynen. için. Biz de maalesef gidemeyeceğiz. Efendim yine hep vatandaşların sorularına burada yanıt bulmaya çalışıyorum sizi yayına almışken. Türkiye'den buraya tersi olan, buraya gelen vatandaşlar da oldu tahliyeler kapsamında ama elini kolunu sallayarak evine gittiler. Hiçbir karantina uygulaması olmadı. Neden İsviçre'de bu vatandaşlar karantinaya alınmadı şeklinde de sorular geldi. Bunlara bir yanıt vermek ister misiniz? Tabii her ülkenin tercihi farklı, uygulamaları farklı. Yani sürecin başından beri takip ediyorsunuzdur. Mesela İngiltere ilk başta çok sıkı tutmadı bu tedbirleri ve sonucu hep beraber gördük. Keza Amerika'da da öyle. İsviçre'de farklı bir yöntem izliyor. Mesela bizde korona vakaları evlerine gönderilmiyor, hastanede tedavi ediliyor ama İsviçre'de evlerine gönderiliyor gibi. Yani birçok alanda tercihleri farklı oluyor ülkelerin. İsviçre'de de böyle bir tercih yapıldı. Yurt dışından gelen kişileri karantinaya alma gibi bir uygulamaları yok. Ama Türkiye'nin böyle bir uygulaması var. Bakıyorsunuz ülkeden ülkeye birbirine hiç benzemeyen uygulamalar var. Bu konuya cevap vermek herhalde İsviçre makamlarına düşer. Evet. Bunu sağlık dairesindeki BAG'deki yetkililere de sormak istiyorum zaten. Evet. Şimdi tekrardan bir iki hafta önceye dönmek istiyorum. Yine İsviçre'de sosyal medyada çok infial oluşturmuş bir konu. Winterthur'daki bir bayan vatandaşımız sosyal medyada kendi çektiği görüntüleri ne şekilde ulusal medyaya ve ajanslara yaydı bilmiyoruz. Bir şekilde sosyal medyada ve ulusal basında haber oldu ve ardından İsviçre basında haber oldu. Kendisiyle ilgilenilmediği yönünde iddialarda bulundu. Bunu yine birinci ağızdan sizden öğrenebilir miyiz efendim? Nedir tam olarak durumu? Neydi ve şu anda nedir? Vallahi beni takip ediyorsunuzdur. 3,5 yıldır buradayım ve her vesileyle şunu söylüyorum. Bizim vatandaşımız bizim için çok değerli ama çok değerli. Hem sağlığı çok değerli, hem varlığı çok değerli. Her biri başımızın tacı ve elimizden geldiğince onları burada mutlu etmeye, memnun etmeye çalışıyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dolayısıyla başı derde giren, canı, sağlığında sıkıntı olan, herhangi bir konsolosluk işleminde ihtiyaç duyan, yani bize kim başvurursa hiç kimseyi çevirmedik. Hepsine elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. O, Sağlık Bakanımız takip etmişsinizdir. O aileyle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Ben de kısaca Sayın Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın açıklamaları çerçevesinde izahatta bulunmaya çalışayım.
Bize ilk olay nakledildiğinde başkonsolosluğumuza, ki bu vesileyle Zürih Başkonsolosluğumuzun şahsına ve tüm çalışma arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum başından beri. Çok idare ettiler süreci. Hem o vaka hem genel olarak bu koronavirüsün. Hem Büyükelçiliğimizdeki ve Cenevre Başkonsolosluğumuzdaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Cansiperane bir şekilde çalışıyorlar canları pahasına. İlk olay intikal ettiğinde, yani İsviçre'de doktorların yeterince ilgilenmediği, işte İsviçre'de hastanelere alınmadıkları yönündeki şikayetler bizi gelince, bunun üzerine burada Medikal Park'tan doktorlarımızdan randevu alıyor başkonsolosluğumuz. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu arada, Medikal Park'ın tüm personelini. Ve hemen ertesi gün Medikal Park'ta randevu alınıyor. Medikal Park'ta tedavileri yapılıyor. Ve ilk çıkan sonuçlar, yani o tedavi sonucunda vakanın son noktasına gelmekte olduğu, tabii korona vakası her biri çok çok önemli, çok ciddi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hiçbir hastalık küçümsemek gibi bir niyetim de yok açıkçası. Bir hastalık, yani korona önemli bir hastalık. Bizim arkadaşlarımızdan da maalesef korona yakalananlar oldu. Hep herkes için çok korkuyoruz. Ve hastaneye yatması ya da Türkiye'ye nakledilmesi şeklinde bir ihtiyaç olmadığı ilk şeyde görüldü. Fakat şikayetlerin devam etmesi üzerine biz bir kez daha tekrar aynı poliklinikte randevu alındı. Bu kez daha etraflı bir inceleme yapıldı. Röntgen filmleri, işte tomografileri çekildi, ciğerlerine bakıldı. Ve sonuç çok da değişmedi. Ve bunun üzerine de biliyorsunuz Sağlık Bakanımız gerekli şeyi yaptı. Hatta o gün, ikinci gün Sayın Başkonsolosumuz gün boyu hastalarla beraberdi. Kendilerini aldırdık, işte hastaneye getirttik, tekrar evlerine gönderdik. Tüm süreci çok yakından takip ettik. Sonuç böyle. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendilerine. Çok inşallah negatif sonuçlanmıştır şimdiye kadar diye düşünüyorum. Herhalde bir test daha yapılacak onlara. Bu kadar yani bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim. Üzüldüm ben de izleyince, inanın çok üzüldüm. Çok etkilendim videodan. Ama durum bu. Objektif olarak sizlere anlatmaya çalıştığım kadarıyla durum Bu konuyu da en yetkili ağızdan sizden de vatandaşlarımızı bilgilendirmiş olduk. ben de bugün kendileriyle hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Aileyle onlarla geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Kendilerinden de birinci ağızdan bilgileri aldık. Durum bu. Evet, efendim bir başka konu yine bu korona sürecinde konsolosluk hizmetlerinde ara verildi. Home office dönem dönem hizmetler oradan sürdürüldü. Son durum nedir ve konsolosluk hizmetleri ne zamandan itibaren yürürlükte? Evet, teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Konsolosluk hizmetlerine ara vermedik. Sadece durumu acil ya da yapılmadığı takdirde hak kaybına neden olabilecek işlemleri yapıyoruz vatandaşlarımızın. Vatandaşlarımız bize ya da konsolosluklarımıza telefonla ulaşıyorlar, durumlarını anlatıyorlar. Konunun acil ve hak kaybına uğrayabilecek bir durum olması halinde vatandaşlarımızın şimdiye kadar işlemlerini yaptık. Yani bu konuda da herhangi bir şikayet en azından bana ulaşmadı. Yani ben işlem yaptırmak istiyorum. Ama acildi. Ama bunu maalesef yapamadım şeklinde bir şikayet bana ulaşmadı. İnşallah bu durumda bir vatandaşımız yoktur. Tabii İsviçre'deki durumu da takip ediyoruz. Yani buradaki İsviçre hükümetinin aldığı tedbirler de bizim bu konuya yaklaşımımızı etkiliyor. İşte Federal Konsey'in açıkladığı yeni kararlar muhacesinde biz de 11 Mayıs, yani Pazartesi günden itibaren başkonsolosluklarımızda ve Büyükelçiliğimiz konsolosluk şubesinde kademeli olarak randevulu, internet üzerinden randevulu şeylere başlayacağız. Hizmetlere başlayacağız. Her konsolosluk ya da bizim de konsolosluk birimiz kendi eleman durumu, işte nasıl bir hizmet verir bu anlayışa göre bir planlama yaptı. Mesela bizim Büyükelçiliğimiz konsolosluk servisinde sabah 9.30-10, 11-11.30 aralığında Zürih için ve Cenevre için de her biri duyurularını biz yarın yapacağız bunu. Ve yarın artık öğleden sonradan itibaren vatandaşlarımız randevu alabilir. Tabii bir de bakacağız, biraz deneme yanılma da oluyor bu. Yani çok fazla birikim olursa yeni standlarda, yeni şeylerde açacağız tabii önümüzdeki süreçte. Ama bu şu demek değil. Yani bak diyelim
vatandaşlarımız hemen işte başvuru modüllerini doldurdular ve işi acil olanlar hizmet alamıyor. Öyle bir durum yok. Biz onlar için de gene eski sistemi sürdüreceğiz. Yani işi acilse ve yapılmaması halinde hak kaybı doğacaksa gene o vatandaşlarımız gene bize ulaşacak telefonla. Bu söylediğim hem ben Büyükelçiliği için, hem Zürih Başkonsolosluğu için, hem Cenevre Başkonsolosluğu için geçerli. Tüm İsviçre'ler için. Bize başvuracaklar. Aynen eskisi gibi olduğu gibi. Biz onlara genelde öğleden sonra saatleri için randevu vereceğiz. Ve onların işlemlerini de yapacağız. Tabii bu 11 Mayıs haftasına ilişkin bu şimdi söyledik. Bakacağız o hafta. Başvuru sayılarına bakacağız. İşte bizim vatandaşın yoğunluğuna bakacağız. Şimdi bizim açımızdan önemli olan hem vatandaşlarımızın sağlığı hem çalışanlarımızın sağlığı, arkadaşlarımızın sağlığı. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan ricam artık maske sorunu da yok. Lütfen başkonsolosluklarımıza ve büyükelçimize gelirken yanlarına maske getirmeleri ve misyon binalarımıza maskeyle girmeleri. Ve hem sırada beklerken hem de o arada geçen mesafede 2 metrelik sosyal mesafeye azami dikkat göstermeleri. Kendi sağlıkları açısından ve bizler açısından çok büyük önem taşıyor. Bunu özellikle rica ediyorum. İnşallah başarıyla atlatırız. Sonra duruma bakacağız. İhtiyaç çok fazlaysa yeni standlar açarız. Yeni randevu saatleri veririz. Burada asıl olan vatandaşlarımızın hizmetten tam olarak istifade edebilmeleri. Onların mutlu olmaları, onların hak kaybına uğramamaları. Bu. Ama bu konuda da bize vatandaşlarımızdan açıkçası bir şikayet ulaşmadı bu süreçte. Yani biz işte işlemlerimizi yaptırmak istiyoruz, yaptıramıyoruz. En azından bana intikal eden bir şikayet olmadı. İnşallah bunu da başarılı bir şekilde atlatacağız bu süreci de. O konuda bir şeyleri olmasın vatandaşlarımızın. Yani bir kaygıları olmasın. Biz onların ihtiyaçları, şeyleri, hizmetlerini mutlak surette yapacağız. Yani önceki yıllarda da mesela yaz aylarında biz hatırlarsınız. Mesela Nisan ayından itibaren konsolosluklarımızın randevu sayılarını hep artırdık. Öğleden sonra saatlere, geç saatlere de randevular verdik ki vatandaşlarımız 2 günden fazla randevu alamamazlık gibi bir durumla karşılaşmasınlar. Yani mesela vatandaş bir hafta sonrasına randevu alabiliyorsa biz işimizi iyi yapmıyoruz demektir. Yani vatandaşımızın 2 gün, 3 gün içinde mutlaka randevusunu alabilmesi lazım. Hangi işlem olursa olsun normal koşullar altında. Şimdi olağanüstü koşullarda yaşıyoruz. Bu süre belki biraz uzayabilir ama dediğim gibi gene de makul bir seviyede tutmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Onu özellikle söyleyeyim. Az önce soruyu sorarken de konsolosluk hizmetlerine ara verildi derken konsolosluklar kapanmadı. Tabii ki siz de düzelttiniz. Teşekkür ederim. Acil olmayan işlemlere ara verilsin, ertelensin, ötelensin şeklinde çağırıyor. Çünkü diğer konsolosluklarda da İsviçre genelinde diğerlerinde de aynı uygulama yapıldı. O yönden düzelttiniz zaten. Bir şey, bir husus daha ekleyeyim. Tabii vatandaşlarımız da ricam işte randevular açıldı, yüklenelim misyonlarımıza demesinler. Yani işi acil ve orta acil olan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ama işi acil olmayanlar da gelirse onlarınkini de yapacağız. Ama yani kimseyi burada döndürmeyeceğiz. Onu da özellikle belirteyim. İşlem yapacağız. Yani hiç kimseye senin işin acil değil, sen bugün git yarın gel demeyeceğiz. Ama yani bizi de anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Biraz empati yapmalarını bekliyoruz vatandaşlarımızdan. Peki bu süreçte STK'larla görüşebildiniz mi? Onlarla olan çalışmalarınız, vatandaşlarımız, temsilciliklerimizle ilişkileriniz nasıl geçti? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bize çok şey öğretti bu süreç. Yeni alışkanlıklar edindik. Mesela şu anda yaptığımız gibi bu video konferans uygulamasını ben hiç önceden kullanmazdım. Mesela görüntülü telefonla konuşmaktan hiç hoşlanmazdım. Sesle konuşuyordum. Hoşlanmıyordum yani. Ama şimdi bunun kolay bir iletişim yöntemi olduğunu gördük. Geçen hafta MÜSİAD İsviçre'nin öncülüğünde işte 28 STK'mızın vardı sanırım. 26 ya da 28 tam rakamları karıştırıyor olabilirim. Onlarla bir online görüşme yaptık. Yani video konferans ortamında. Çok başarılı geçti. Yani şunu da gördük. Mesela biz daha önce işte Batı İsviçre'deki derneklerimizle işte Zürih ve civarındaki derneklerimiz arasındaki iletişim mesafe farkından dolayı çok sıkı değil.
Ama şimdi gördük ki işte online toplantılar da yapılabiliyormuş. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte belki bundan daha sık istifade edeceğiz koronadan sonra da. Bunu da öğretti bize. Yeni iletişim imkanları gördük. Yani işte şimdiki kullandığımız gibi bir sürü başka imkanlar da var. O anlamda tabii telefonla ya da bu tür imkanlarla STK'larımızla hep irtibat halinde kaldık. STK başkanlarıyla, yöneticileriyle. Sağ olsunlar çok sık arıyorlar. Biz de onlarla hep irtibat halindeyiz. Tabii tek tek teşekkür ediyorum hepsine. Bu süreçte hem tahliye sürecinde hem burada zor durumda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında. Şimdi isim isim saysam yanlış olur. İşte UİDİS'inden işte federasyonuna, işte MÜSİAD'ından, efendim Türk Diyanet Vakfı'na, hepsine. Yani hepsi gerçekten burada elini taşın altına koydu. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir ihtiyaç olsa hep sağ olsunlar bizimle dayanışma gösterdiler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yani bir başarı hikayesi yazdık hep birlikte burada. Hiçbir vatandaşımız güçlük içinde kalmadı. Çok şükür. Yani İsviçre'de sosyal devlet uygulaması da iyi açıkçası bu ülkede. Bakalım şimdi Ramazanlarda tabii vatandaşlarımız hep bir arada oluyor. Hep iftarlarda. Bu sene maalesef bunu yapamıyoruz virüsten dolayı. Ama bazı derneklerimizde işte gene mültecilere, zor durumda olanlara ikramlarda bulunuyorlar. İşte onlara iftar açıyorlar. Biz de sanıyorum Salı akşamı Basel'deki Diyanet Camii'nde işte orada bir iftar öncesi oradaki zor durumda olan insanlara iftarlık dağıtılacak. İnşallah ben de orada olmaya çalışacağım. İşte buna benzer diğer derneklerimizde her biri işte bildiğim kadarıyla Beyaz Ay yaptığı bizim Diyanet Vakfı yaptığı bir sürü farklı farklı derneklerimizin bu tür insani hizmetleri oldu, yardım faaliyetleri oldu. Hepsinin yani MÜSİAD'ın, bizim bilmediklerim de vardır. Her biri var farklı cami derneklerinde de bunu çok gördük. Dediğim gibi iyi bir sınav verdik hep birlikte. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldukları için. Başkonsolosluklarımızla da çok iyi bir irtibat sağladılar hepsi. Ama bu süreç devam ediyor. Önümüzdeki dönemde tabii nelerle karşılaşacağımızı da bilemiyoruz. İnşallah görmeyiz ama ikinci dalgadan bahsediyorlar. İnşallah böyle bir şey olmaz. Onun için dikkat etmek lazım. Hijyen kurallarına, sosyal mesafeye özellikle rica ediyorum vatandaşlarımızdan çok acele etmeyin. Pazartesi günü şimdi okullar başlıyor, okullar açılıyor. Biz de çocuklarımızı göndereceğiz. Tabii ondan sonra bu nasıl evrilecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama sayılar düşüyor İsviçre'de. Epey düşüyor. Hem yeni vaka sayısı düşüyor, hem total vaka düşüyor. En son 2600 civarındaydı İsviçre'de aktif vaka sayısı. Hastalanan yeni virüse yakalanların sayısı da 50'li rakamlara düştü. Ölüm vakası hiç yoktu mesela dün. Bunlar olumlu şeyler, veriler. Tabii bu gevşeme sürecinden sonra nasıl olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. İnşallah bu başarılı gidişatı önümüzdeki süreçte de birlikte görürüz. Hep Efendim, bulacağız. Evet. bir iki soru daha var. Sizi Evet. de çok tutmak istemiyorum. İftar vakti öncesi Evet. Salı günü camileri Basel'e camiye iftara gideceğinizi, sizi katılacağınızı söylediniz. Camiler ne zaman açılıyor? Şimdi dini cemiyetleri de bu toplanma kısıtlaması ile kapsamlı olaraktan onlara da yasaklar geldi. Camiler ne zaman açılıyor? Öyle soru soralım. Burada öncelik insan sağlığı. Yani bundan yani daha değerli bir şey yok. Yani Allah'ın yarattığı kuldan daha değerli bir şey yok. İnsandan daha değerli bir şey yok. İsviçre'de 8 malumunuz olduğu üzere 8 Haziran'a kadar bu bütün ibadet yerleri kapalı. 8 Nisan'dan itibaren açılacak. Tabii 8 Nisan'dan sonra 8 Haziran özür dilerim yanlış söyledim. 8 Haziran'dan sonra açılacak. 8 Haziran'dan sonra Cuma namazları, vakit namazları nasıl olacak? İşte bunlar cemaatle mi kılınacak yoksa bireysel ibadet mi olacak? Bunları beraber göreceğiz. Bunu Diyanet Vakfımız da yakından takip ediyor. Şeylerle, cami dernekleriyle görüşüyor. 8 Haziran'a hazırlanıyorlar.
Henüz alınmış bir karar yok. Herhalde 8 Haziran öncesi birlikte bir ortak bir karar alıp onu uygulayacaklar diye düşünüyorum. Veya bazı kantonlarda daha gevşek, bazı kantonlarda daha sıkı tedbirler alınacak. Bunu bilemiyorum şu aşamada. Bunu hiç kimse bilmiyor. 8 Haziran'dan sonra göreceğiz. Yani en sağlıklı karar o tarihe en yakın zaman dalmaca karar olacaktır. Bunu söyleyeyim. Evet. Şimdi 11 Mayıs'ta okullar da başlıyor. Az önce de değindiniz. Bu noktada Türk kültürü ve Türkçe dersleri de paralel olarak hemen o hafta başlıyor mu? Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Şöyle, şimdi bu kantondan kantona değişiyor. Bazı kantonlarda işte 25 Mayıs, bazı kantonlarda hemen başlıyor. Bazıları 8 Haziran'a saklıyor. Derslik durumuyla da bağlantılı. Bazı kantonlar 5'ten fazla öğrencinin bir arada olmasını istemiyor. O zaman 2 tane derslik olması gerekiyor yan yana. Öğretmenleri ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şu anda eğitim müşavirimiz yoğun bir şekilde bunun programı üzerinde çalışıyor. Tabii öğretmenlerimiz velilerle, öğrencilerle sürekli irtibat halinde. Bu süreçte de eğitim müşavirliğimize ve diğer müşavirliklerimiz olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencileriyle online irtibat halinde, yani dersleri online yapıyorlar. Dediğim gibi işte kantondan kantona, her bir kantonla ilgili var listelerimizde ama şimdi vaktimizi almayayım. Zaten öğretmenler, velilere ve öğrencilere bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapacaklar. Kademeli olarak Türkçe dersleri de hizmete girecek. Yeniden, canlı olarak yüz yüze. Ve son olarak dilerseniz içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayındayız. Bayram namazları da camide kılınmayacak. Bu noktada bu da kesinleşti. Buradan vatandaşlarımıza kapanırken, yayınımızı kapatırken de hem Ramazan'la ilgili hem bayramla ilgili de son mesajınız var mı? Herhalde hepimiz hayatımızın en zor günlerini yaşıyoruz. Hiç böyle bir krizle karşılaşmadık. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlık böyle bir dramla karşılaşmadı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi bu virüse kapıldı. Kimi bu mücadeleyi atlattı, kimi atlatamadı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii insan hayatının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Ve birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın önemini de bir kez daha gördük. Yani bu süreçte herkes elini taşın altına koydu. İşte Türkiye'de biz bize yeteriz, Türkiye kampanyası çok başarıyla yürüyor. Bu vesileyle de vatandaşlarımıza bir kez daha bu konuda çağrı yaptığı bulunmak istiyorum. Yani desteklerini bekliyoruz bu süreçte. Şimdiden mübarek Ramazan bayramlarını da kutluyorum. İnşallah aileyle beraber ağız sağlığıyla keyifli bir Ramazan geçirirler. Ama dediğim gibi her şeyden başı insanın sağlığından daha değerli bir şey yok. Yakınlarımız, çocuklarımız, arkadaşlarımız, insanımız, bunların sağlığına dikkat etmek bundan daha değerli bir şey yok. Yaradan'ın da herhalde istediği bu bizlerden. O çerçevede tekrar bayramımızı kutluyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı verdiniz. Vatandaşlarımıza ulaşabildik. İzleyen vatandaşlarımıza. Dediğim gibi soruları varsa sosyal medyadan, e-maille, telefonla bize her zaman ulaşabilirler. Ulaşılabiliriz. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Bu arada kapanırken acaba kaçırdığımız soru var mı diye sosyal medya hesabımda şöyle bir göz atıyorum. Fatsa'dan da sizi selamlar var. Buradan İsviçre'den bizi takip eden vatandaşlarımızın da selamları var. Sizi çok teşekkür ediyorlar. Bu arada STK başkanlarımız da hepsi bir yayını izliyorlar. Buradan bakıyorum. Hepsini çok seviyorum. Geçmeyeyim. Hepsine de çok teşekkür ediyoruz buradan bizi takip edenlere. Yorumlara ya da katkıda bulunanlara. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İftar vakti öncesi sizi de yorduk belki de buradan. İnşallah bir başka bir yayında tekrardan görüşürüz temennisiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun. Çok keyifliydi. Vallahi tadına doyamadık. Güzeldi. Böyle hani şey duygusu yaşadım. İftar açtığımızda böyle ilk lokmanın insana verdiği keyif kadar keyifli oldu. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Evet, değerli kıymetli takipçilerimiz, Sayın Büyükelçimizle gündeme dair önemli konuları konuştuk. Sizin de gün boyu sormuş olduğunuz soruları yanıt bulmaya çalıştık. Umarım
sorularınız bir nebze de olsa yanıt bulmuştur. Bundan sonra da yine sosyal medya ve diğer mecralardan sorularınızı bize iletmeye çalışın. Bundan sonraki yayınlarımızda da sizlere aydınlatmaya çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Büyükelçim, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı iftarlar. Sağ olun. Hayırlı.